Herkese merhabalar sevgili dostlar. 22 Haziran cumartesi günü Diyarbakır yarış programı tahminiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya ve Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Eğer onlara şu anda göremiyorsanız kanalımıza abone olduktan sonra kanalımızın isminin üstüne tıklayıp kanalı açtığınızda arkadaşlar e, videolar bölümü var. Orada son videolarda en üstte bulabilirsiniz. Antalya'yı da Ankara'yı da bunu belirtmem gerekiyor. Bu arada Antalya'daki koşu 8 koşul bir program arkadaşlar. Ankara'daki ise 10 koşul bir program. Yani toplamda 4 altının olduğu bir yarış günü izleyeceğiz diyebiliriz. Cumartesi günü hipodromlarda keyifli bir süreç yaşanacak. Evet kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere. İlk yarış saat 9'da, şart 19, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar, e, burası 6'lı Ganya'nın ilk ayağı tabii ki. E, ve şunu belirtmemiz lazım. İsmi şart 19 ama biliyorsunuz ki Diyarbakır'daki bu şart 19'lar aslında maiden. Yani normalde şart 19 e, Batı illerinde, diğer illerde gördüğümüz üzere 3 yaşlı e, İngilizlere ve 4 yaşlı Araplara koşuluyor. Ancak buradaki şart 19 o şart 19 değil doğrudan maiden olarak e, belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bu yarıştaki tercihimizde arkadaşlar bir numara Ferit Yardımcı ile birlikte Vahşi Bavikal bir numara favorimiz. 3 numara Mir Nuse ikinci at önerimizdir. Yani bu iki atın da ortak özelliği ikincilikler elde etmiş olmaları ve tabi beraberinde tabela yapıyor olmaları diyebiliriz. 1 ve 2'yi 1 e, ve 3'ü bir arada yazarak arkadaşlar bir küçük kupon yapılabilir. Yanlarına 2 numara e, Himala Rüzgarı'nı da yazarsak, yani burayı 1-2-3 yaparsak da güzel bir geniş kupon olur gibi geliyor bana. E, şöyle bir idmanları da göstermek istedim. İdmanlarda biraz da dikkatimizi e, çeken husus burada. E, bak geldim 4 numaralı Safkan'ın 39.5-25.5 şeklinde bir idmanı olması. Mehmet Şakir ile çalışmış 20 Haziran'da e, gördüğünüz üzere arkadaşlar Şanlıurfa'da. Yani 4 numara bak de düşünüp burada bir hatta fazla yazmaya gerek var. Bu bence yok. Birazsa bütçelerimizi biz Ankara'ya ve Antalya'ya daha çok ayırdığımız için burayı böyle daha ufak oyun geçmeyi hedefledik diyebilirim. Bu sebeptendir ki burada 1 3 küçük kupon yeter. 2 numara ilavesi geniş kupon için uygundur. İkinci koşuya geldik saat 9.30'da 16 handikap 3 çıkar İngilizler 1800 metrede kum pistte çıkacaklar. Bu koşuda izleyeceğimiz 8 adet safkan bulunmakta Grand Meteor ve Bogota ekürü olarak koşacaklar arkadaşlar. Favorimiz 2 numara King Balotelli'dir 12 gün evvel. Son koştuğu koşuyu kazanan Safkan 62,5 kiloda burada biraz zor da bir kiloda koşuyor ee, ama yine de favori konumunda diyebiliyoruz. Peşi sıra arkadaşlar 4 numara Kanaga ve 5 numara Novzara'yı görüyoruz. Bu iki safkanın da yine ortak noktası son yarışlarını kazanmış olmaları diyebiliriz. Tıpkı King Palotelli gibi. Biraz da Novzara Yusuf Cengiz idaresinde 59 kiloda kilo avantajı yerinde ve iki yarıştır galibiyetle geliyor olmasıyla ve de dış startta en dış kuvarı çekmiş olmasıyla birlikte dikkat çekiyor arkadaşlar. 2-4-5 şeklinde 3 atlı bir oyunu bu yarışta da tercih ediyoruz. Gelelim 3. koşuya saat 10'da koşulacak. 7 safkan iştirak ediyor bu mücadeleye. Şart 3 mücadele dişilerin koşacağı bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1200 metrede kum piste çıkacaklar. Evet burada artık günün bankosu diyeceğimiz yarışa geldik diyebiliriz. bir numara Bali kızı arkadaşlar bu koşuda bizim favori ve banko tekimiz olmuştur. Ferit Yardımcı idaresinde 63 kiloda start alıyor ama yani 63 olmasına rağmen bu yarışı net bir şekilde kazanacağını söyleyebiliyoruz. Öyle düşünün yani. 38 günlük bir arayla gelmesiyle de birlikte bilhassa çok daha kuvvetli olacaktır. 63 kilodan fazla etkilenmeyecektir diye düşünüyorum. Atın genel performansı handikap puanından zaten anlaşılıyor ve son yarışlarından da anlaşılıyor arkadaşlar. O yüzden çok bir detaya gerek yok orada. Fakat sadece şunu söyleyelim ki yani burada Akansel, Modus Girl gibi isimlerin birazcık şansı olacak gibi. Ama onların bile burada bu atı geçmesi çok zor gözüküyor. Hani Akansel'in 1.13.71 var mı? Mesafe itibariyle bile değerlendirsek son yarışlarında yarış görmüş ama bir türlü henüz o çıkışı yapamamıştı bir safkan. Bu şartlar altında bir numara Bali kızı kazanır arkadaşlar. Sıralı ikili için ise daha formda olmuş olması sebebiyle dereceye takılmayın. 1.19 derece e, aslında atın kötü koştuğu bir zaman derecesi. 5 numara modus görlü. Bir arkası 5 yapıp sıralı ikili deneyebilirsiniz veya bir arkası 3 denemesi de gelebilir. E, bir arkası 3-5 yaparsanız kesin tutar onu da söyleyeyim. Dördüncü koşuya geçelim. Saat 10.30'da şart 2 dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pisti yarışı. 8 Safkan var. Zübüş Hanım ve Gül Sebahat eküri olarak start alacaklar arkadaşlar bu koşuda. Onu bir belirtelim ilk olarak. E, Tabi bu yarışta bu safkanlar içerisinde bizim favori olarak gördüğümüz isim 2 numara yaprak incisi oldu. 10 gün evvel kazanmış olduğu yarışla birlikte bu favoriliği net bir şekilde hak eden bir isim konumunda arkadaşlar bu safkan Tabii 1 numara Bozkır çiçeği İsa Katar'la birlikte ve e, yarış kazanmamış olsa da Yusuf Cengiz'le 3 numara Kaba Haydar Hanım'ı iddialı gözüküyorlar diyebiliriz. Yani 2 1 ve 3 arkadaşlar 3 safkan yeterli bu durumda 1 2 3 deyip düz hesap 3 atla oyunu yapabilirsiniz. Gelelim 5. koşuya saat 11'de artık bayağı bir gece oldu yarış itibariyle baktığımızda. Şart 4 mücadele 4 Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkanın iştirak edeceği bu mücadelede birçok farklı etken var e derece bakımından değerlendirebiliriz. Ve tabi son dönem performansı bakımından değerlendirebiliriz. Bu şartlar altında en avantajlı isim 3 numara Balkuhan'dır. Arkadaşlar bu yarışta ben size şunu önereceğim ya 3 numara balkonu tek bırakın yani alternatif tek ya da 7 atı birden yazıp burada e, bir sürpriz denemesine gidin derim. 1-2-3-4-5-6-7 yani hepsi haş yapıp geçersiniz ya da 3 numarayı tek bırakırsınız diyorum bu yarışta çünkü bakın birçok şey var şimdi Dumrul 1-22 derece görmüş. İşte 1.23 derece gören Balkan favori dedik ama 1.22 gören bir başka at daha var 5 numara oğlum Recep. 1.24 gören 80 gün arasına rağmen çok kaliteli bir safkan Algan Han var. E 101 gün araya rağmen ve 1.20 derece gören bir milihin kızı var. Yani burada da artık bir tek herhalde geriye Şeşen Sultan'ı kalıyor. Yani onu da yazalım ve hepsini bir arada yazmış olarak burayı 7 atla birlikte geçelim diyoruz arkadaşlar. Ya da 3 numarayı tek bırakalım bütçelere göre. 6. koşuya geldim. Saat 11.30'da koşulacak bir yarış. Şart 2 düzeyinde 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrede kumpis mücadelesi olacak arkadaşlar. 7 safkan start alıyor burada. Tabi bu 7 at içerisinde şöyle bir tercih yaptık. Dedik ki arkadaşlar burada favorimiz bizim en formda gelen safkan olmalıdır. Sami Kaplan'la birlikte ...Phantom Warrior 4 numara arkadaşlar. En favori e, gördüğümüz... ...en formda gördüğümüz isim oldu diyebilirim. Peşi sıra burada... ...5 numara Bal Biki'ye ikinci at olarak... değerlendirdiğim bir isim. Üçüncü at olarak arkadaşlar burada... E, ...7 numara Super Trooper diyorum. Ferit Yardımcı İdaresi'lik Safkan... ...14 gün evvel beşinci oldu. Ya bu atı neden burada bu sıraya koydum? Şöyle ki bu sene üçüncü yarışını... ...koştu Safkan. Dördüncüye çıkacak. Ve atta bir iyileşme... E, ...durumu söz konusu... Bu ilerleme, bu iyileşme burada bir anda galibiyetli taçlanabilir. Bu ihtimali ıskalamak istemedik açıkçası. Burada bir geniş kupon ekstra önermiyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim ki bu 3 at muhtemelen birisi kazanacak. Yani 4-5-7-3 safkan yeterli olur bu koşuda. Evet bu da tabii ki son yarıştı. Tekrardan hatırlatmaları yapalım. 5. koşuda 3 numara Balkuhan alternatif tekimiz olmuştur. Ve tabii ki günün banko teki dediğimiz e, isim biliyorsunuz ki şurada geçtik arkadaşlar. 3. koşuda 1 numara Bali kızı. 3. koşuda 1 numara Bali kızı günün banko teki olmuştu. Diğer videolar yayında Antalya tahminlerini izleyebilirsiniz ve Ankara tahminlerini izleyebilirsiniz. Bunları videoları bulmak için kanalımıza abone olup videoyu beğendikten sonra Katıl üyesi olarak burada destek verebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra kanalımıza tıkladığınızda en üstte videolar bölümünde en üstte görebilirsiniz. Orada son videolarda Antalya'yı da, Antalya da Ankara'yı da bulabilirsiniz. Diğer bir kanalımız Olcan Karacaat Yarışı ismindeki hesabı da arkadaşlar takip alırsanız seviniriz. Orada da yarış videoları paylaşıyoruz sizlerle diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.